Derval Hoca da Türkiye'de futbol oynatan iyi bir hoca olma ötesinde takımını şampiyon yapan hoca olmanın da mutluluğunu duydu. İkra bizi alles verstanden. Ja, viel habe ich verstanden. Ich bin sehr glücklich. Ich habe fast keine Worte. Söyleyecek bir sözüm yok. Ne diyebilirim? Mutluyum. Türk futboluyla ilgili olarak böyle bir konuyu konuşacaksak Galatasaray ve Türk futboluyla ilgili olarak hiç tartışmasız en dorukta Derval'in adı vardır. Çünkü o dönemde yani 1984 yazında Galatasaray'ın başına geldiğinde kabul etmek gerekir ki Türk futbolu çok perişan bir dönemdeydi. Yani tesis açısından, organizasyon açısından tüyler ürpertici ilkelliklerle, perişanlıklarla dolu bir durumdaydı. Örneğin Galatasaray'ın idman yapacak bir alanı yoktu. Hatta onun geldiği dönemde bile pazartesi idmanları Florya'daki Atatürk Ormanı'nda kroş şeklinde yapılırdı. Bu çok üzücü ve utandırıcı bir durumdu. Yer yoktu çünkü. Daha yeni yapılıyordu tesis. Zemin topraktı, bilmem neydi. Oyuncuların oynama düşünceleri falan da hakikaten çok ilkeldi. Katiyen aşağılama anlamında söylemiyorum. Derval öncesinde de Türk futbolunun elbette parlak durumları olmuştur ama bunlar tek tek maçlar şeklindedir. Derval Türk futbolun bir takım halinde oynanması gerektiğini Türkiye'de tam olarak anlatabilmiş ve uygulatabilmiş bir adamdır. Ve bu da ancak 3. yılda olmuştur. Çünkü 3. yıla kadar hala futbolcular kendi istedikleri gibi, içlerinden geldiği gibi oynuyordu ki bu tipik bir Türk karakteristiğiydi. Ayrıca çok çabuk sinirleniyorlar, faul yapıyorlar ve kart görüyorlardı. Örneğin Yusuf Altıntaş gibi çok önemli bir oyuncuyu zapt etmek mümkün değildi. Kendisine sert girdi diye rakibe tokadı çakıverirdi birden ve siz de donar kalırdınız. Hakem kırmızı kartını çıkarır. Siz de işte ondan sonra bütün hesaplarınızı yeni baştan gözden geçirsiniz. Derval takıma o kadar çok şey kazandırdı ki bunların bir saçmalık olduğunu, bunların bir futbol takımını mahveden şeyler olduğunu, bu şekilde aradan 1000 yıl bile geçse başarılı olunamayacağını, hepsini inanın 3 yıl gibi bir sürede anlatabildi. Tabii ki kolay değil. İlk 2 yıl sıkıntılarla geçti. İlk yıl Galatasaray ligde 6. olabildi ama Türkiye Kupası'nda çok destansı bir başarı kazanıldı. Hakikaten o çok önemlidir. Çünkü aynı yılda hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'u geçerek Türkiye Kupası kazanılmıştır. Belki kupanın 50 yıllık tarihinde bunun bir başka örneği yoktur. Onun dışında da işte mucizevi 86-87'de şampiyonluk, sonra 87-88'de Mustafa Denizli'ye devretmişti büyük ölçüde. Kendisi daha çok danışman konumundaydı. Türk futboluna ve Galatasaray'a bugüne kadar en büyük dönüşümü, tam tartışmasız anlamıyla devrimi gerçekleştirmiş bir adamdır. Nur içinde yazsın. Ben de kendisini tanımış olmaktan çok büyük bir gurur ve onur duyduğumu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.